Hızlıca göreyim, sonrasında yoğun olarak soru çözmeye başlayacağız. Biliyorsunuz bizim karşımıza cümlede anlamla ilgili farklı soru tarzları gelecek. Bunlardan bir tanesi nedir? Çıkartılabilecek en kesin yargı sorusudur. Bir tanesi cümle oluşturma sorusudur. Bize parça parça cümleler verecek. Oradan biz bir bütün oluşturacağız. Parça parça sözcükler verecek. Ve bir de cümlenin anlamsal özellikleriyle ilgili sorular karşımıza çıkacak. Şimdi herkese merhaba diyorum ve hızla başlıyorum sevgili arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız. Bu arada kaydır dersek ekranı görebilirim ben de. Çok teşekkür ediyorum. O zaman haydi buyurun. Dedim ki ilk karşımıza çıkacak soru tarzlarından biri çıkartılabilecek en kesin yargı sorusu. Bu tarz sorularda ne yapabilirsiniz? Bu tarz sorularda cümleyi okuduktan sonra bu cümleden şu çıkar, şu çıkar, şu çıkar diye kafanızda bir gruplama yapmanızı rica edeceğim. İlk soruyla başlıyoruz. Haydi buyurun. Cümle biraz uzun ve karışık gözüküyor. Zaten bağlaçlarla bağlayarak cümleyi iyice uzatmışlar. Cümle bana diyor ki, bir araştırmada eğer B belgesi içerik ve üslup açısından ona benzeyen C belgesinden önce üretilmişse, B belgesinin C belgesinin üretimini etkilediğini varsaymak doğru olur. Ancak bunun tersi doğru kabul edilemez. O zaman bir, biz B ve C belgelerini araştırmalarda kullanıyoruz. Araştırmanın belli bir aşamasında B ve C belgesi alıyoruz. B ve C belgesi içerik ve üslup açısından birbirine benziyor. Başka, B belgesi önce alındıysa C belgesinin üretimini etkiliyor. Bu ne demek sevgili arkadaşım? Bu şu demek. B belgesini almak için yaptığın bazı çalışmalar C belgesi içinde geçerli. Dolayısıyla C'yi alman kolaylaşıyor. Bak, bunları buldum. Şimdi geldim bakıyorum hemen. B belgesi C belgesine göre daha başarılıdır. Bak, bu bir karşılaştırma cümlesi. B belgesi ile C belgesini karşılaştırdı ve B'nin daha başarılı olduğunu söyledi. İyi de yukarıdaki cümlede hangi ipucum var buraya gitmemi sağlayacak? Herhangi bir ipucum yok. İşimi görmez. C belgesinde B belgesinden izler vardır. Bu benim işimi görebilir. Niye görebilir? B belgesinin C belgesinin üretimini etkilediği söz konusu çünkü. Bu bir kenarda dursun. C belgesi B belgesine göre daha etkili. Yine bir karşılaştırma cümlesi. Ancak yukarıda C'nin B'den daha etkili olduğunu söyleyen bir ipucum var mı? Yok. B ve C belgeleri tümüyle aynı konuları işlemiştir. Tümüyle aynı konuları işleyip işlemediklerini bilmiyorum. Sadece içerik ve üslup açısından birbirlerine benzediklerini biliyorum ki bu tümüyle aynı konuyu işledikleri anlamına gelmez. B belgesi C belgesinden uzun süre önce üretilmiştir. Hangisinin daha önce üretildiğiyle ilgili, hangisinin daha önce ortaya çıktığıyla ilgili, aradaki süre farkıyla ilgili herhangi bir ipucum yok. O zaman ben nereye gittim? B'ye gittim. Sevgili arkadaşlarım, bakın. Bana şunu söylerseniz. Hoca, B ile C arasında içerik ve üslup açısından bir benzerlik varmış. Dolayısıyla bunlar aynı konuları işlemiş olabilir. Ben de size derim ki, iki gözümün çiçeği, yorum yapıyorsun. Yorum yapmayın.
net bilgilerden hareket edin. O yüzden bakın dikkat ederseniz cümleyi okuduktan sonra şunu söylüyorum. Yukarıdaki cümlede buraya ulaşmamı sağlayacak bir ipucu yok diyorum. Yani elimde hep bir sağlama olmak zorunda. Tamam mı? Bu arada zaten iki gözümün çiçekleri hızla benimle birlikte soru çözmeye başladılar bile. Herkesin sesini duyayım lütfen. Aklınıza takılan her şeyi de sorabileceğinizi biliyorsunuz. O zaman efendim buyurun ikinci soru. Cümle çok kısa. Televizyonun yaygınlaşmasıyla sinema endüstrisi büyük bir sarsıntı geçirmiş. Niye? Televizyon yaygınlaşınca niye böyle bir sarsıntı olmuş? Televizyon yaygınlaşmış çünkü ilgi görmüş. Dolayısıyla televizyonun ilgi görmesiyle televizyona bağlanan insanlar sinemaya gitmemişler. Basit. Peki elimde ne var? Sinema teknik bakımdan kendini geliştirememiştir. Yukarıda teknik bakım falan diyor muydu? Ya da sinema kendini geliştirmiştir, geliştirememiştir, televizyonun tekniği daha iyidir falan. Bilmiyorum ben bunları. Televizyonun yaygınlaşması nedeniyle sinema üzerine ayrıntılı incelemeler yapılmalıdır. Çok güzel, ayrıntılı inceleme yapalım da sen buradaki ipucuna nereden ulaştın? Yukarıda böyle bir şey yok ki. Geçtik. Televizyonun hem göze hem kulağa seslenmesi ön plana çıkmasını sağlamıştır. Sinemada hem göze hem kulağa sesleniyor. Ne oldu yukarıda buraya gelmemi sağlayacak hangi ipucun var? İşimi görmezsin. Televizyona gösterilen ilgi sinema sektörünü zora sokmuştur. İşte bu olur. Yaygınlaşma ve ilgi arasında bir bağlantı kurabiliyorum çünkü. Sinema toplumda yeterince yaygınlaşamayan bir eğlence aracıdır. Öyle miymiş? Nereden bu sonuca ulaştın? Elinde hangi veri var? Bu da işimi görmez. O zaman sizin de elinizden kurtulmadığı gibi ikinci sorunun cevabı Denizli olmalı. Muhteşemsiniz. Üçüncü soru bizi bekler. Geldik. Tracy Letts'in kendi oyunundan senaryolaştırdığı Katil Joe adlı film, hem Amerikan taşrasında geçen kanlı bir aile komedyası hem de alabildiğini absürt bir gerilim filmi olarak keyifle izleniyor. Bak arkadaşım, sen söz konusu kişinin oyun ve senaryoyu yazdığını bilirsin. Ama söz konusu kişi o filmi yönetti mi bilemezsin. O filmin yapımcısı o mu bilemezsin. O filmde rol alıyor mu bilemezsin. Bunların hiçbirini bilemezsin. Bu filmin, yani Katil Joe adlı filmin Amerikan taşrasında geçtiğini biliyorsun. Bir komedya ve aynı zamanda bir gerilim filmi özelliği taşıyor. Yani birden fazla türün özelliğini taşıyor. Bir de absürt. Yani absürt ne demek sevgili arkadaşlarım? Bir parmaklarınız yorulsun. Bir yazın. Ben de bu arada bir seçenekleri eleyeyim. Yazan ve yöneten aynı kişidir. Yazanı biliyorum da yöneteni bilemem. Dönemin tarihsel olayları yansıtılmıştır. Tarihsel olay nerede geçiyor bilmiyorum. Teknolojinin imkanlarından olabildiğince yararlanılmıştır. Bilemem. Birden fazla türe ait özellikler taşımaktadır. Komedya ve gerilim filmi olması buraya getirir beni. Sanatçıların performansı olayların farklı anlaşılmasını sağlamıştır. Sanatçılardan falan söz etmemişti. Dolayısıyla Edirne'ye de gelemem. Ama Denizli sizin de dediğiniz gibi bizim cevabımız. Absürt ne demek? Bir parmaklarınız yorulsun demiştim. Saçma, değişik, saçma sapan, normalin, alışılmışın dışında olan anlamıyla kullanıyoruz. Evet, güzel. Absürt dediğimizde saçmaya gidiyoruz hepimiz. Çok güzel.
Bunu niye sordum? Çünkü absürt sözcüğü ÖSYM'nin sevdiği sözcüklerden biri. Kimi paragraflarda kendisine rastlayacağız. Bazen bir paragraf okurken sevgili arkadaşlarım, anlamını bilmediğiniz bir kelimeyle karşılaşıyorsunuz. Absürt hemen hemen hepiniz için bir şey ifade ediyor. Eyvallah o cepte ama bazen gerçekten bir şey ifade etmeyen sözcüklerle karşılaşıyorsunuz. Ve öyle sözcüklerin olduğu paragraflara da diyorsunuz. Ben bunun anlamını bilmiyorum, bu paragrafı nasıl değerlendireceğim? Oysa bir paragrafı değerlendirmek için oradaki bütün sözcüklerin anlamını bilmeniz gerekmez. ÖSYM o tarz sözcükleri koyarak aslında tam da bunu yapmak istiyor. Yani siz paragrafa baktığınızda korkun istiyor. Paragrafa baktığınızda korkarsanız, soruya korkuyla yaklaşırsanız zaten bilinçaltında o soruyu çözme imkanınız olmayacak. Bunu biliyorlar. Oysa bir paragrafta anlamını bilmediğiniz bir sözcük varsa bir sonraki cümleye bakın, bir önceki cümleye bakın, son cümleye bakın. Anlamını mutlaka çıkartabileceğiniz bir ipucu da vardır. Unutmayın. Paragraf sorularıyla ilgili bu hatırlatmayı yaptıktan sonra buyurun bir tane dördüncü soru görelim. Çıkartılabilecek en kesin yargı sorusu yine ne diyor acaba? Mart 2013'te çıkmaya başlayan bu arkeoloji dergisi yine usta sanatçıların fotoğraflarıyla ve uzmanların kaleme aldığı özel yazılarla Anadolu'nun uzak tarihine ışık tutuyor. Dikkat edin, derginin hangi tarihte çıkmaya başladığını biliyorsun. Bu derginin arkeoloji dergisi olduğunu biliyorsun. Bu dergide daha önce de usta sanatçıların fotoğraflarının ve uzmanların yazılarının yer aldığını biliyorsun. Nereden biliyorsun? Bak bu yine tekrar anlamı katıyor. Ve Anadolu'nun uzak tarihinden söz edildiğini biliyorsun. Elimizde bunlar var. Her ay farklı bir konu özel dosya olarak kaleme alınmaktadır. 1. Bu derginin aylık çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Özel dosya yapıp yapmadığını bilmiyorum. Sanat, tarih ve arkeoloji iç içe yansıtılmaktadır. Bu derginin arkeoloji dergisi olduğunu biliyorum da bu iç içelik nereden geldi? Sakın bana Anadolu'nun uzak tarihi olduğuna göre tarih, fotoğraf sanatçıları olduğuna göre sanat iç içedir demeyin. Buraya gelemezsiniz sevgili arkadaşım. Anadolu'nun uzak tarihine derken belki arkeoloji tarihinden de söz ediyor. Bilemezsiniz bunu. Yani B de sizin işinizi görmez. Dünya tarihinin bilinmeyen gerçekleri aydınlatılmaya çalışılmakta. Dünya tarihine nereden geldik? Anadolu'dan söz ediyorduk güzel güzel. Arkeoloji bilimindeki gelişmeler sıcağı sıcağına okurla paylaşılmakta. Şu sıcağı sıcağına ne? Bir de bilimdeki gelişmeleri nereden çıkarttık? Alanında yetkin kişiler tarafından hazırlanmakta. İşte bu çıkar. Niye? Usta dedin, uzman dedin. Bunlar alanında yetkin olduğunu gösterir bu kişilerin. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Sevgili arkadaşlarım, tekrar söylüyorum. Usta sanatçıların fotoğraflarının olması ya da Anadolu'nun uzak tarihine ışık tutulması, sanatın, tarihin ve arkeolojinin iç içe yansıtıldığı anlamına gelmez. Belki de bu usta sanatçıların fotoğrafları sanat niteliği taşımıyor. Nereden biliyorsunuz? Fotoğrafçıların çektiği her fotoğraf sanat niteliği mi taşır? Bunu bilemezsiniz. Yoruma girmeyin. Yani hani diyorum ya, anam sahanın çizgilerini çizdi. Şu saha içinde top koşturun. Ve buyurun gelsin
Beşinci soru. Şimdi